Evet, başlayabiliriz. Selamlar One Piece severler. Soru cevabın 9. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bölüme başlamadan önce size kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Serinin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için 3 yeni kural koydum. Hemen size onları sayayım. 1. Bir yorumda birden fazla soru sormak yasak. 2. Uzun uzun tahmin veya teori yazdıktan sonra sonuna sadece "sen bu konuda ne düşünüyorsun" diyerek bunu soru diye yedirmek yasak. Sorularınızı olabildiğince 2-3 cümleyle sınırlı tutmanızı sizden rica ediyorum. Bu iki kurala uymayan soruları iptal edeceğim arkadaşlar ve almayacağım. Son olarak da artık bölümlerde 15 değil 10 adet soru alacağım. Çünkü bir süre sonra soru seçmekte zorlanıyorum. Örneğin 5 beğeni alan 6 farklı soru oluyor ve bunlardan sadece ikisini seçmek zorunda kalıyorum son 2 soru için. O yüzden böyle bir adaletsizlik olmasın diye artık 10 soru alacağım her bölümde. Bu kurallar bundan sonraki bölümlerde geçerli olmaya başlayacak. Bu bölümde henüz geçerli değil. Duyurumuzu da yaptığımıza göre gelin soru cevabın 9. bölümüne başlayalım. İlk sorumuz. Abi sence denizciler korsan olsaydı değerleri yaklaşık ne kadar olurdu? Amiraller vesaire, Smoker, Garp, Eski Amiral, Aokiji. Bir kağıt kalem ver bakayım. Evet, bir düşünelim. Garp. Olsa. Tabii sadece güce göre değil bu arada değerler. Hatta yani yarısı güce göre. Evet, sayıyorum. Tabii nedenleriyle birlikte söyleyeceğim. Garp 5,2 milyar beli. Neden diyeceksiniz? Çünkü Garp bana kalırsa ne beyaz sakalı ne de Roger'ın arkasında olan birisi, güç olarak tabii kastediyorum. Ayrıca korsan olsaydı beyaz sakaldan çok daha aktif bir korsan olurdu gibime geliyor. Biliyorsunuz beyaz sakal çok agresif değildi o konuda. Ve Garp bir D biliyorsunuz ve yani aslında kişilik olarak Luffy'ye çok benziyor. Belki daha da deli fakat daha da akıllı. Benim düşüncem öyle. O yüzden beyaz sakalın çok az üstüne koydum ödülünü. Sengoku 3,5 milyar beri dedim. Sengoku da çok güçlü bu arada. Neden peki Garp'la arasında bu kadar fark var? Çünkü Sengoku ile Garp benim için Luffy ile Law gibi. Sengoku çok daha ağırbaşlı, hırslarından arınmış, daha zeki bir karakter. O yüzden çok agresif olacağını düşünmüyorum ve zaten Sengoku'nun ben denizcilik dışında da düşünemiyorum kendisini. Ya korsan olarak hayal edemiyorum. O yüzden 3,5 milyar ama aralarındaki güç dağlar kadar olduğu için değil, kişiliklerinden dolayı Garp'la aralarında bu kadar fark var. Akainu 4,5 milyar beri. Sebebi de şu: gaddarlık açısından serideki en tepedeki insan büyük ihtimalle ve korsan olduğunda da zirvede olabilmek için yapamayacağı şey yok. Büyük ihtimalle bütün rakiplerini yok etmek üzerine bir kafa yapısında olacaktır. Bu yüzden de çok tehlikeli bir korsan olacaktır. Dediğim gibi hem aksiyon olarak hem strateji olarak yapamayacağı şey yok. Ardından hemen Kizaru'yu saymak istiyorum. Çünkü Kizaru Akainu'nun ikinci adamı olacaktır. Yani Shanks'a Ben Beckman gibi. Onun da ödülüne 2,5 milyar beri dedim. Aynı Beckman gibi aslında kaptanından çok da güç farkı olmayan bir karakter. Ama sonuçta ikinci adam olduğu için aralarında da bir fark olması gerekiyor. O yüzden Kizaru'ya 2,5 milyar beri dedim. Aokiji'ye 3 milyar beri dedim. Çünkü o da çok aktif bir korsanlık yapmayacaktır. Birazcık da geri planda barışçıl bir korsan olacaktır. Zaten çok üşengeç birisi kendisi. O yüzden ben Aokiji'ye 3 milyar dedim. Yani Akainu'dan bayağı az. Ama güç olarak Akainu'ya denk aslında, biliyorsunuz. Fujitora'ya ise 4 milyar beri dedim. Bu bazılarınızı şaşırtmış olabilir. Ama Fujitora korsan olsaydı çok büyük bir hükümet karşıtı olurdu. Büyük ihtimalle ilk işi 7 Shichibukai'nin 7'sini de tek tek indirmek olurdu. Daha sonra dünya hükümetinin zulmettiği krallıkları kurtarma yoluna girerdi. Ve aslında Dragon'la da paralel bir amacı olurdu. Ama o kadar agresif olur muydu emin değilim. O yüzden Fujitora'ya bu sebeplerden dolayı 4 milyar dedim. Bazılarınıza bu ödüller çok şişik gelmiş olabilir. Ama ben amirallerle yonkoları birbirinden çok ayrı tutmuyorum, biliyorsunuz. Bu konuda da birçok eleştiri alıyorum ama yapacak bir şey yok. Bence öyle. Son olarak da Smoker 500 milyon beri dedim. Aynı zamanda Smoker'ın Aokiji'nin tayfasında olacağını
düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. İkinci soru. İkinci soru bayağı uzunmuş arkadaşlar. Ben şimdi okuyacağım ama sizin için bu kısmı geçeceğim. Siz istiyorsanız durdurup okuyabilirsiniz. Oden bir bölümde Joy Boy gelmeden devrimci ordusuna liderlik etmesinden daha fazlası gerekiyor. Joy Boy olması teorim hakkında fikirlerin nelerdir? Sence Joy Boy gerçekten Luffy mi yoksa bir başkası mı? Evet arkadaşlar, videonun başında dediğim kurallardan birine uymayan soru mesela bu. O yüzden bu arkadaşımız birazcık şanslı çünkü bu bölümde kurallar geçerli değil, o yüzden cevaplayacağım. Soru aslında 3 cümleyle şöyle olabilirdi. Biliyorsun Oden Joy Boy gelmeden önce Wano'nun açılması gerektiğini söylemişti. Fakat Luffy geldiğinde Wano hala açık değildi. Yani Joy Boy Luffy değil bir başkası olabilir mi? Mesela Dragon. Yani aslında soru bu. Hemen cevaplayayım. Oden'in Joy Boy hakkında kurduğu cümle bir kehanet değildi. Aslında bir istekti. Bunu ölmeden önce de söylemişti. O yüzden bir vasiyet olarak da görebiliriz. Fakat ne 9 Kızılkın ne de Wano halkı bu vasiyeti yerine getiremedi. Dediğim gibi bu bir kehanet değildi. Yani gerçekleşmesi zorunlu olan bir şey değildi. İkinci olarak da Dragon'un Joy Boy olduğunu ben kesinlikle düşünmüyorum ve istemem de. Çünkü Dragon hayatını masum insanları kurtarmaya adamış. Daha doğrusu dünya hükümetinin zulmettiği insanları kurtarmaya adamış ve bu sistemi yok etmeye adamış bir insan. Bunun için devrim ordusunu kurmuş, insanları organize etmiş. Yani aslında benim nezdimde Devrimci Dragon ismi de Joy Boy kadar büyük bir isim. Ve tarihe adını altın harflerle kazıyacak bir insan. Bunun üstüne bir de Joy Boy'un eklenmesini ben kesinlikle istemem. Çünkü Devrimci Dragon ismini gölgede bırakır. Ve şöyle benim sevmeyeceğim bir şeye yol açar. Ha, Dragon iyi bir insan olduğu için değil de kaderinde bu olduğu için bu işleri yapıyor. Hayır abi. Dragon gördü insanların ne kadar eziyet çektiğini ve dünyadaki sistemde bir arıza olduğunu gördü ve bunu değiştirmek için hayatını adadı. Eğer bu gerçekten Joy Boy olduğu için kaderinde bu var indirilirse ben hiç memnun olmam ve daha doğrusu nefret ederim bu durumda. O yüzden Dragon kesinlikle Joy Boy değildir. Zaten Luffy Joy Boy çıkmazsa bu sadece beklentinin dışında bir şey yapalımcılığa girer. Oda'ya da bunu yakıştıramam. Cevabım bu. Üçüncü soru. Öncelikle selam. Birçok kişi dinin anlamı dendiğinde demon, devil şeklinde olduğunu söylüyor. Fakat okuduğum ve bana çok mantıklı gelen bir teori var. Yine bir teori sorusu. Sen de çok şanslısın çünkü bu teorileri aldığım son bölüm olacak. Dinin anlamı divine eşittir kutsal ilahi tanrı, yani adında di olanlar gerçek kutsal ejderler. Bu yüzden kutsal ejderlerin hükümetin baş düşmanları oldukları söyleniyor. İmsama ise hükümeti kurup gerçek diler yerine sahte lideri kutsal ejder olarak gösteriyor. Gerçek diler İmsama'ya hükümete savaş açıyorlar. Hatta şöyle iki şey daha ekliyorum. İlki Monkey D. Dragon, yani Divine Dragon kutsal ejder. Diğeri ise bildiğimiz tüm diler korsan garp haricinde. Hemen cümleyi bitirmeden cevap vereyim. Resmi çeviride kutsal kelimesi divine değil celestial olarak çevriliyor. Yani baş harfi D değil kutsalın resmi çeviriye göre. C olması lazım celestial olduğu için. Tüm D'ler de korsan değil garp haricinde. Saul vardı biliyorsun. Portagas D. Rogue vardı. Ace'in annesi. Veya senin dediğin gibi Dragon da devrimci, korsan değil. Zaten teorinin de dayandığı sahneler veya replikler yok. Sadece tahminler üzerine. O yüzden dayanaksız bir teori gibi geldi bana. Zaten teori dediğin dayanaklı olması lazım. O yüzden teori değil gibi geldi bana. Maalesef pek katılamadım. Dördüncü soru. Abi bildiğin gibi animede birçok sır ve Rafter Adası hariç en çok merak ettiğin sır ne? Yani birini öğrenme imkanın olsa hangisini öğrenmek isterdin? Tanrı Vadisi olayını öğrenmek isterdim. En çok merak ettiğim o. Animede kimliği gizli birkaç kişi var. Birinin kimliğini öğrenecek olsan. Yani en merak ettiğin gizemli karakter diye soruyorsun sanırım. Dragon kesinlikle. Ama hiç görmediğimiz birini soruyorsan da Vegapunk. One Piece evreninde olsaydın hangi adada yaşamak isterdin? Kesinlikle Water Seven. Venedik. Son olarak Sengoku nasıl Zoan türü bir meyve kullanıcısı olabilir? Yani Zoan meyvesi kullanıcıları hayvana dönüşür ama Sengoku hayvana dönüşmüyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Hayır abi. Zoan türü hayvana dönüşmek demek değil. Türünün değişmesi demek. Farklı bir türe bürünmek. Sengoku'nun meyvesi de insan meyvesi. Fakat model olarak bu da. Yani mitik bir karakter. Mesela Chopper'ınki de insan meyvesi. Kendisi bir Renge'yi biliyorsun ama insan meyvesi yediği için yarı insan yarı Renge'yi gibi. Yani Zoan türü meyve hayvana dönüştürüyor diye bir şey yok. Tür değiştiriyor.
İlla hayvana döndürecek diye bir şey yok yani. Abi, sence Kaido Joy Boy'u nereden biliyor? Bu çok güzel bir soru. Bu konuda net bir cevabım yok. Bildiğimiz kadarıyla Kaido'da bir tane poneglyph var. Oradan öğrenmiş olabilir desek, kim okudu o poneglyph'i bilmiyoruz. Belki de Wano da bu dili bilen birini buldu. Biliyorsunuz Kozuki ailesinde nesilden nesile aktarılan bir dil bu. Ama o da mantıklı değil. Kim Kozuki ailesinden kim kaldı? Belki Oden'den duymuş olabilir. Onu bilmiyoruz. Çünkü Oden'in hapiste olduğu bir aralık vardı. O sırada ondan öğrenmiş olabilir. Oden'in son sözlerinde Joy Boy kelimesi geçiyor muydu hatırlamıyorum. Geçiyorsa belki oradan öğrenmiş olabilir. Zamanında Rocksteady Zebek'leydi. Belki oradan öğrenmiş olabilir. Big Mom'dan öğrenmiş olabilir. Big Mom da benzer bir şekilde gene Rocksteady Zebek'ten veya Roger'dan öğrenmiş olabilir. Roger biliyorsunuz Whole Cake adasına gidip Poneglyph'i çalmıştı Big Mom'dan. O sırada belki Big Mom öğrenmiştir. Kaido da ondan öğrenmiştir. Yani net bir cevap veremiyorum ama bunlar olabilir. Sıradaki soru. Roger öldü fakat bedeni nerede bilmiyoruz. Ace ve Beyaz Sakal gibi bir mezarı yok. Vegapunk ise Kuma üzerinde insan cyborg deneyleri yapıyordu. Bu deneyin amacı Roger'ı da Kuma gibi yapıp denizcilerin yeni gizli silah yapmak olabilir mi? Shichibukai sistemini kaldırılıp güç dengesi bozulmayacak denmişti. Yani Roger'ı tam gücüyle bir silaha çevirmek zaten gene güç dengesini bozar. Bu sefer korsanların aleyhine karşı bozar. Yani aslında gene denge sağlanmamış olur. Kuma'yı evet... Yani cyborg yaptı ama Kuma'nın gücüne sahip bir cyborg değildi o. Sadece fiziksel dayanıklılığına büyük ihtimalle sahipti. Belki ona bile sahip değildi. Yani neden Kuma'yı yaptı tam olarak bilmiyoruz. Sonuçta Roger'ın cyborg'unu yaptığında Roger kadar güçlü olacak diye bir şey yok. Çünkü Roger büyük ihtimalle çok yüksek hakisi sayesinde güçlü. Yani Roger'ın cyborg'unu yapmak çok büyük bir silah kazandırmayabilir. O yüzden ben düşünmüyorum. Ayrıca ölmüş bir karakteri ister robot olarak, ister cyborg olarak, ister zombi olarak göreceğimizi ben düşünmüyorum. Eiichiro Oda kesinlikle böyle bir yola girmeyecektir. Diğer serilerden bence dersini almıştır. Bunu daha önce de söylemiştim. O yüzden ben o silahın bambaşka bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama dediğin şey mantıksız değil ve çıkarsa da çok büyük bir sürpriz olmaz. Sıradaki soru. Abi Ace yaşasaydı kimleri yenerdi 2 yıllık gelişimi olsa? Bu soruyu şöyle kabul ediyorum. Marineford'dan canlı çıksaydı 2 yıl içinde ne kadar gelişirdi? Böyle kabul ediyorum ve aslında cevabım şu. Çok büyük bir yol kat ederdi. Günümüzdeki mangayı kastetmiyorum. En azından Wano sezonundan önceki Luffy kadar güçlü olurdu en az. Çünkü Marineford'da ve daha önce Kara Sakal'la yaptığı mücadeleden çok büyük dersler alırdı ve kendini geliştirmeye adardı. Belki Rayleigh, Roger'ın oğlu olduğunu öğrendiği için Ace'in gidip onu da eğitebilirdi. Zaten şöyle bir yanılgı var. Ace hiçbir zaman güçsüz değildi. Ace'in kapıştığı insanları düşünün. Kara Sakal, Aokiji, Marineford'da çok kısa bir kapışma. Akainu, yine Marineford'da çok kısa bir. Evet, üçünden de yenik çıktı. Daha doğrusu Aokiji ile berabere kaldı, diğer ikisinden yenik çıktı. Şu an Luffy'nin bile bu karakterleri yeneceğinin garantisi yok ki. Ayrıca yani mangaya girmek istemiyorum şimdi, boşu boşuna buraya bir uyarı koymaya üşendim ama hadi koyayım. Arkadaşlar biliyorsunuz Ace mangada Yamato ile kapışıyor ve Yamato ile denk. Yani Ace Haki bilmiyordu gibi düşünceler bence yanlış olabilir. Çünkü Yamato Haki konusunda çok iyi gözüküyor ve büyük ihtimalle kralın Haki'sini bile kullanan birisi çıkacak. Bunu belki de yeni manga bölümünde göreceğiz, bilmiyoruz. Ve Haki konusunda iyi bir kişiyle kapışmak için bence az da olsa Haki bilmeniz gerekiyor. Yani Ace gördüğümüzden çok daha güçlü olabilir arkadaşlar. Tabii artık yani bilemeyeceğiz. Çünkü kendisi öldü biliyorsunuz. Spoilerlı kısmı sonlandırıyorum. Soruya geri gelecek olursak Ace'in ben 2 yılda çok fazla gelişeceğini düşünüyorum. Aynı Luffy gibi. Ve şunu da unutmamak lazım. Roger'ın oğluydu Ace. Çok büyük bir potansiyel. Zaten Roger'ın oğlu olduğu için yani kafadan bir ödülü çok artacaktı. Ve gelişimiyle birlikte de 2 milyarı geçebilirdi Ace. Sıradaki soru. Şu ana kadar seride 3 Road Poneglyph gösterildi. Sence 4. Road Poneglyph nerede ya da kimdedir? Ya bundan yıllar önce Roger'ların zamanında büyük ihtimalle Elbaf'tadır. Neden? Çünkü Roger'ların bölümünü hatırlıyorsanız
Bir tanesi Ryugu Krallığındaydı, Balık Adam Adası'nda, bir tanesi Wano'daydı, bir tanesi Zoo'daydı. Bu zamana kadar gördüğümüz en kadim 3 krallıktaydı yani. Bunların yanına da en çok Elbaf yakışır. Fakat günümüzde Elbaf'ta mıdır bilmiyoruz. Belki de Shanks'ta olabilir, dünya hükümetinde olabilir veya bir başkasında olabilir, bilemiyorum. Ama bence en başta Elbaf'taydı. Sıradaki soru. Alabasta sezonunda eşyalara şeytan meyvesi yedirme olayı vardı. Dizide gene görebilir miyiz ya da Big Mom ile bir ilişkisi var mıdır? Ya Big Mom ile bir ilişkisi var mıdır derken şeyi mi kastediyorsun? Big Mom'un ruhunu verdiği eşyalar şeytan meyvesi yiyebiliyor gibi bir şey mi diyorsun, onu anlamadım. Eşyaya şeytan meyvesi yedirme olayını ben çok sevmemiştim. Özellikle NES Lobby'de Spandam'ın kılıcının yani file dönüşmesi falan ne görsel olarak güzel görünüyordu ne de bir işe yaramıştı. Yine görmeyebiliriz fakat Fujitora da böyle bir olay olabilir. Çünkü Fujitora meyvesini hiçbir zaman kılıçsız kullanmadı. Yani sanki güç kılıçta gibi bir algı oluştu. Son kez belki Fujitora'da görebiliriz bu olayı. Belki de çoktan gördük de haberimiz yok. Sıradaki soru. Abi One Piece'te seni en çok şaşırtan 3 şeyi söyleyebilir misin? Hemen söyleyeyim. İlk olarak Monkey D. Dragon'un açıklandığı sahne, yani Garp'ın Luffy'ye işte ya babanla tanışmışsın bak Monkey D. Dragon devrimci kendisi falan dediği sahne de çok şaşırmıştım. Spoilerını yemediyseniz sizin de çok şaşırdığınızı düşünüyorum. Bir kere o Logo Town'da gördüğümüz gizemli kişinin Luffy'nin babası olduğunu öğrendiğimiz andı. Orada çok şaşırmıştım. İkinci olarak Kaido'nun ilk bize sunulduğu bölüm. Efsane bir sahneydi ve çok şaşırtıcıydı. Üçüncü bir kişi anlatıyordu. Yani dış ses, daha doğrusu ben mangadan okumuştum onu ilk olarak ve orada üçüncü şahıs bir anlatım vardı. Böyle paragrafları okudum şu kadar kez yenildi, teke tekse alır bilmem ne okudum. Son sayfaya bir geçtim. Mükemmel bir Kaido çizimi ve orada Canavarlar Kralı Kaido yazınca çok şaşırmıştım. Çünkü az önce bahsettiğim Garp'ın Dragon'u anlattığı sahnede Kaido'nun çizimi çok komikti. Yani biz o tipte bir karakter beklerken birden böyle çok epik bir tip görünce karşımızda şaşırmıştım yani. Ve bu anlatılan kişinin Kaido olduğunu öğrendiğimde de çok şaşırmıştım. İkinci olarak o sahneyi söyleyebilirim. Üçüncü olarak da tabii ki Zoo'daki Raizo sahnesi bence mükemmeldi. Hala açar açar izlerim. Sıradaki soru. Sanji'nin bacağının o kadar sert olması kardeşleri gibi olmasından mı yoksa Zef'in ona verdiği bir özellik mi? Yok yani o genetiğiyle oynama kısmının Sanji'de işe yaramadığını çok net bir şekilde gördük. Hem fiziksel olarak hem de duygusal olarak. Whole Cake sezonunda geçmişe dönüldüğünde bunu gördük. Ben tekmelerindeki sağlamlığın Zef'ten dolayı olduğunu düşünüyorum. Yani daha doğrusu Sanji'nin eğitiminden dolayı olduğunu düşünüyorum. Ki zaten genetiğiyle oynanmış kadar da sağlam değil. Çünkü hem Kuma'ya tekme attığı bir sahne vardı. Bacağı çok acımıştı, böyle tutmuştu, bir kıvranıyordu acıdan. İkinci olarak da Vergo'yla savaşında bir çatlak olmuştu sanki, yanlış hatırlamıyorsam. Yani genetiğiyle oynanmış kadar da sağlam gözükmüyor, onu söyleyebilirim. Sıradaki soru. Profesör Clover ile o Ohara olayı sırasında Antik Krallığın kayıp isminden bahsedeceği sırada Spandine Vur emri verilmişti. Bu isim ne olabilir? Bilmiyorum. Yani bunu bilmemize imkan yok. Şu an gerçekten yani bir isim sallamamı mı istiyorsun? Ben anlamadım yani. Bilmiyorum. Bu soru cevaplanamaz. O yüzden diğer soruya geçmek zorundayım. Prime Rayleigh vs Prime Garp. Bu vs için ne düşünüyorsun? Benim için gerçekten çok önemli. Prime Garp. Prime Garp, Prime Beyaz Sakal ve Prime Roger bu serinin zirvesindeki isimler. Tabi bildiklerimiz arasında belki Rocks D'Zebek de bunların yanında yer alabilir. Ama bence Rayleigh ile Garp arasında bir seviye farkı var. Sıradaki soru. Sence Imu Goroseylerin annesi olabilir mi? Böyle bir şey olmasa seriyi ne kadar etkiler bilmiyorum fakat Imu'yu Naruto dizisindeki Kaguya karakterine benzettim. O da gizemli biri, en güçlü birliklerimiz annesiydi. Bence güzel bir profil yaratabilir. Hiçbir dayanağı veya bununla ilgili hiçbir ipucu yok. Yani Naruto'da benzer bir olayın olması da tabii ki bunun için bir dayanak değil yani. O yüzden ben sanmıyorum. Bununla ilgili hiçbir gösterge yok.
Sence Vegapunk'ın elindeki güçlü silah antik silahlardan biri olabilir mi? Fujitora'nın dengeyi rahatça koruyacak dediği o silahlardan bahsediyorum. Bu arada bak görüyorsunuz iki soru sorulmuş. Bu artık yasak ama bu video için cevaplayacağım. Vegapunk'ın elindeki silah antik silahlardan biri olamaz. Zaten yani olsa da sadece bir ihtimal var. O da Plüton. Çünkü diğer ikisi insan yapımı değil, birazcık daha mitolojik silahlar. Plüton'un planlarının da hiçbir zaman dünya hükümetine geçmediğini aslında biliyoruz. Frank'i yakmıştı o planları. Ben sanmıyorum. Son soru. Animenin Final Fight'ı ne olur? Kara Sakal vs. Luffy. Luffy'nin değeri Roger'ı geçer mi? Dünya hükümeti Luffy'nin Joy Boy olduğuna emin olursa geçebilir. Ama Luffy'nin öncelikle bir Korsanlar Kralı olması lazım Roger gibi. Korsanlar Kralı olup artı Joy Boy olduğu da hükümet tarafından kabul edilirse o zaman geçer. Joy Boy'un hayatını görür müyüz? Bir başkası bize Joy Boy'un hikayesini anlatır ama hayatını bence görmeyiz. Ben hatta görmemeliyiz. O mitolojik havası bence bozulur. Görürsek. Ben öyle düşünüyorum. Evet arkadaşlar, soru cevabın 9. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölüm için olan sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz ama videonun başında gösterdiğim kurallara uymayı unutmayın. Eğer bu kurallara uyulmazsa sorularınızı almayacağım maalesef. Bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.